Milli Düşünce YouTube kanalı izleyicilerine selamlıyorum. Bugün önemli bir konuyu Türk siyaset ve fikir hayatında ve devlet hayatında önemli olmakla birlikte çok da fazla üzerinde durulmayan bir olayı, tarihte gerçekleşmiş bir olayı konunun en iyi bilenleriyle Türkiye'de onlarla konuşacağız. Konuklarımız, Devlet Eski Bakanımız ve Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sayın Sadık Sonuncuoğlu, Milli Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve MİSAK Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bircan Ercilasun ve Milli Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi MİSAK Başkanı Sayın İskender Öksüz, Profesör Doktor İskender Öksüz. Hoş geldiniz efendim üçünüz de. Çok Hoş teşekkür bulduk. ederim. Üç konuğumuz da gerek Türk dünyası gerekse de Türkiye için yakından tanınan ve çok önemli çalışmalar olan üç isim. Bugün 1944 olayları diye bilinen ve 3 Mayıs'ta gerçekleşen gösterilerden sonra da Türkçüler Günü olarak ilan edilen çok önemli olayların yaşandığı bir döneme bakacağız. Bu dönemde neler olduğu hatırlamak için önce Bican abiyle bir görüşeceğiz. Bican abi, 1944'te ne oldu? 3 Mayıs ne anlama geliyordu? Bize bu konuda biraz bilgi verir misiniz lütfen? Hay hay. 1940'ların başında çok hareketli bir yayın hayatı var. Özellikle dergicilikte. Yani bir yandan Türk milliyetçilerinin dergileri çıkıyor. Bir yandan efendim kendilerine solcu diyen, sosyalist diyenlerin dergileri çıkıyor. Bu arada nihayetsiz 1944 yılında Orhun dergisini yeniden çıkarmaya başlıyor. 34'te kapatılmıştı Orhun dergisi. 44'te yeniden çıkarmaya başlıyor. Ve Orhun dergisinin 15. sayısında, yani 1944 yılının Mart ayında Başvekil Şükrü Saracoğlu'na, onun ifadesiyle Saracoğlu Şükrü'ye açık mektup yazıyor. O dönemde tabii başvekile açık mektup yazmak son derece önemli çünkü tek parti dönemi. Üstelik bu açık mektupta çok sert ifadeler var. Açık mektupta Türkiye'deki komünistlerin faaliyetlerini anlatıyor ve komünistlerin devlet tarafından adeta himaye edildiğini, devlet tarafından onlara görev verildiğini söylüyor. Mart ayında bunu yazıyor. Eğer herhangi bir hareket olmazsa, herhangi bir cevap verilmezse, dergi kapatılmazsa Nisan'da örnekler de vereceğim diyor. Ve Nisan sayısında Başvekil Saracoğlu Şükrü'ye ikinci açık mektubunu yazıyor. Burada örnekler veriyor. Dört kişiyi özellikle anlatıyor. Bunlardan birisi Sabahattin Ali'dir. Yani komünist olduğu halde Atatürk'e ve İnönü'ye hakaret eden bir şiirden dolayı mahkum olduğu halde Devlet Konservatuvarı'nda kendisine öğretmenlik görevi verildiğini anlatıyor. Bir başka Pertem Naili Boratav, onun da Almanya'da doktorasını bitirmediği halde adeta hükümet tarafından taltif edilerek Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine doçent olarak atandığını anlatıyor. Bir üçüncü isim Sadrettin Celal, o da 1920'deki Komünist Enternasyonali'ne katılmış bir isim. Onun İstanbul Üniversitesi'nde Pedagoji Enstitüsü'nün başkanlığına getirildiğini söylüyor. Bir dördüncü isim Ahmet Cevat. Bu ikinci mektuptan sonra dergi hemen kapatılıyor. Hemen kapatılıyor. Atsız'ın Boğaziçi Lisesi'ndeki öğretmenliğine son veriliyor ve Sabahattin Ali Atsız aleyhine bir dava açıyor. Daha doğrusu Sabahattin Ali dava açması için teşvik ediliyor, adeta kışkırtılıyor. Olaylar yani Sabahattin Ali ve Atsız davası dolayısıyla meydana geliyor. 26 Nisan'da 1944 yılında birinci duruşma. Mahkeme çok kalabalık. Çok kalabalık. Ama esas ikinci duruşma günü yani 3 Mayıs 1944. Mahkeme yine çok kalabalık.
dinleyiciler mahkemeye sığmıyor. Tabii bunların çoğu üniversite gençleri ve milliyetçi gençler. Atsız'ın etkisinde kalmış olan gençler. Bunlar mahkeme salonuna sığmıyor, koridorlardan taşıyor, dışarıda ve bu defa ulustaki hükümet meydanına doğru yürümeye başlıyorlar. Aslında o zaman adliye binası Anafartalar'da malum, ulusa yakın. Oraya yürümeye başlıyorlar ve büyük bir gösteri yapıyorlar. Demek ki Sabahattin Ali Atsız davasının ikinci duruşmasında oluyor bu. Yani 3 Mayıs 1944'te gençler, birkaç bin genç, bu gençlerin kahrolsun komünizm, komünistler Moskova'ya gibi sloganları var. Sabahattin Ali'nin kitaplarını yakıyorlar. O zamanki motosikletli polisler, atlı polisler gençlerin üzerine gidiyorlar. Onlardan birçoğunu alıp nezarete atıyorlar. Yani 3 Mayıs olayları bu. Fakat arkası geliyor. 9 Mayıs'ta 3. duruşmada Atsız Sabahattin Ali'ye hakaret davasından dolayı 4 ay hapis cezasına mahkum ediliyor. 66 lira para cezasına, ama mahkumiyet erteleniyor. Fakat aynı gün, yani ceza mahkumiyet ertelendiği halde aynı gün 9 Mayıs günü Atsız tutuklanıyor. 10 Mayıs'ta Reha Öztürkkan tutuklanıyor. Hemen arkasından Necdet Sançar, Orhan Şahit Gökyay, Zeki Velidi Togan, Hüseyin Namık Orkun, Hasan Ferit Cansever gibi isimler tutuklanıyor. Ve hemen bir hükümet bildirisiyle aslında bu gösterilerin basit gösteriler olmadığı, hükümeti devirmek amacını taşıdığı, gizli bir teşkilat kurdukları, efendim anayasaya aykırı, meclisi devirmek maksadını güden bir teşkilat kurdukları ifade ediliyor hükümet bildirisiyle. 18 Mayıs'ta bu hükümet bildirisi İstanbul'daki sıkı yönetime gönderiliyor. Sıkı yönetim de aynı mahiyette bir bildiri yayınlıyor. 19 Mayıs'ta bayram dolayısıyla Reis-i Cumhur İsmet İnönü bir nutuk veriyor. O nutukta da bu Turancıları efendim memleketi uçuruma sürüklemekle, gizli bir teşkilat kurmakla, efendim gençleri hainane emellerine alet etmekle suçluyor. Böylece ırkçılık Turancılık davası dediğimiz duruşmalar başlıyor. Tam 65 oturum efendim devam ediyor ve 45 yılına geçiyor, yani sarkıyor 45 yılına. 45 yılında tutuklanan 23 kişiden 10'una çeşitli cezalar veriliyor. Mesela Zeki Velidi Togan'a 10 yıl mahkumiyet, Atsız'a 6 yıl mahkumiyet, Reha Öztürkkan'a 5 yıl mahkumiyet veriliyor. Mahkumiyet dışında sürgün cezaları da var. Mesela Alparslan Türkeş'e 9 ay ve küsur mahkumiyet cezası veriliyor. Ama hemen askeri temyize başvuruyorlar, askeri Yargıtay'a başvuruyorlar. Yargıtay davayı bozuyor. Yargıtay davayı bozunca efendim tahliye ediyorlar. Yani olaylar kısaca bu. Sonra da beraat ediyor hepsi de. Tabii hepsi askeri Yargıtay tarafından hepsi beraat ettiriliyor. Önce askeri Yargıtay mahkumiyet kararlarını bozuyor. Dava ikinci örfi idarenin, sıkı yönetimin ikinci mahkemesine gidiyor. İkinci mahkemede hepsi beraat ediyor. Teşekkür ederiz hocam. İskender hocam, bu ırkçılık suçlaması Türk milliyetçilerin üzerine devamlı gelen bir konu. Tabii 1944'ten sonraki dönemi Sayın Bakanım'la işleyeceğiz ama milliyetçilik de Türk milliyetçilerin milliyetçiliğiyle ırkçılık ne kadar uyar, yan yana uyar? Turancılar, Turancılık nedir? Biraz açıklar mısınız lütfen? Tabii Turancılık kolay. Yani Türk milliyetçisi ise insan Turancıdır. Bu gayet tabii bir şey. Turancılık ne demek? Türklerin, dünyadaki Türklerin hür ve bağımsız olmaları ve birlik olmaları ülküsüdür. Üçü birden. Hür ve bağımsız, Atsız Bey sırayla söylerdi bunları. Evvela hür, bağımsız, ondan sonra yani istiklalden sonra birlik. Birlik de çeşitli şekillerde düşünülebilir. Avrupa Birliği gibi bir birlik düşünülebilir. Yani bunları istemeyecek bir Türk'ün olması mümkün değil. Zaten oraya doğru gidiliyor. Şu anda da gidiliyor. Turancılık o. O zaman neden dehşet verici bir şey?
O zamanın siyasi şartlarından herhalde. Turancılık deyince Sovyetleri düşman ederiz kendimize endişesi var. Ve Almanların mağlup olduğu bir dönem. Ve Almanların mağlup olduğu bir dönem. Şey diye anlatırlar, Almanlar ilerlerken İsmet Paşa komünistleri hapse atarmış. Ruslar ilerlerken de komünistleri bırakıp efendim milliyetçileri hapse atarmış falan diye. Şakası ya. Bu efendim. Şaka yapmışlar herhalde. Ama doğru. Yok, gerçek yani, sonradan yapılan yok. Araştırmaların çoğu dış politikaya bağlı olduğunu ifade ediyorlar araştırmalar. Yani doktora tezlerinde filan bunlar belirtiliyor. Ama delil yok. Yorum. Tabii ki yorum. Ama şu bir gerçek. Yani Stalin önünden, Stalingrad'dan Almanlar çekilmeye başladıktan sonra, Ruslar kuvvetlendikten sonra Türk milliyetçilerinin üzerine gidiliyor. Tabii burada Rusların kulisi de vardır. Yani elbette bunlar var. Bunları topla falan şeklinde. Evet. Yalnız şunu kusura bakmayın, şunu da söylemek lazım. Tevetoğlu hatıralarında anlatıyor. 44'te Türkçüler efendim tabutluklarda işkence görürken komünistler de görüyor aynı dönemde. 45'te. Atatürk döneminden başlıyor komünist tevkifatları, Demokrat Parti dönemine kadar kesintisiz devam ediyor. Yani onun için 45'te Rusların, komünist tevkifatı oluyor sadece. Var 45'te, daha evet. Sonra da var. Nazım Hikmet falan ne zaman tevkif oldu? Onlar 38'de. Ama yani Cumhuriyet devletleri, Cumhuriyet hükümetleri 50 dahil 1950 devamlı komünist tevkifatı yapmıştır. Yapmıştır evet. Rusların doğru. İleri gitmesi, geri gelmesiyle bağlantısını kurmak için delil koymak lazım. Evet. Turancılık bu. Irkçılık daha da karmaşık bir dünyadaki ırkçılık var. Yani o tarihe bakmak lazım o iş için. Bir de Türkiye'de ırk dendiği zaman ne kastediliyor ona bakmak lazım. Bu kelimeler bugünkü anlamlarına gelmiyor. Mesela işte İstiklal Marşımızda kahraman ırkıma bir gül bu şiddet bu celal diyor. Oradaki ırkın herhalde Hitler'in ırkıyla bir ilgisi yok. Batı'da nasıl? Batı emperyalizm döneminde kendisine yaptığı işlere, yaptığı gayri insani işlere aslında bir izahat arıyor. Ve işte şeyi çıkarıyor, ırkçılığı icat ediyor. Dini dayanak da arıyor, ilmi dayanak da arıyor. Dini dayanak kolay. Çünkü Hristiyanlıkta şey var, Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır diye bir hüküm var. Bizimkiler pek iyi anlamadıkları için bunu hadis diye şey yaparlar, sokuştururlar. Birçok Hristiyani motifi ithal ettikleri gibi. Kendi suretinde ne demek? Yani Tanrı siyah olamaz rengi. Kendi suretinde yarattığına göre insanı Tanrı da siyah değildir. O halde siyahlar insan değildir. İnsan olmayınca ruhları yoktur falan. Bunun ekonomik tarafı da var. Çok güzel işte Amerika'dan pamuk alıyorsunuz. Şeylerin, siyahilerin topladığı, esirlerin topladığı pamuğu alıyorsunuz. İngiltere'de işliyorsunuz bu pamuğu ve başka şeyleri de işliyorsunuz. Endüstri başlamış. Bunları Afrika'ya gönderip satıyorsunuz. Karşılığında para değil, satmıyorsunuz, takas yapıyorsunuz. Karşılığında esir alıyorsunuz. Bu arada dini de kullanıyorlar Afrika'da. Mesela bir mağara var. Kurtuluş için o mağaraya sokuyorlar gençleri. Öbür ucunda mağaranın aslında tünel gibi bir şeyler bekliyor. Geminin tayfaları bekliyor. İçeriye girenleri yakaladıkları gibi mağaraya, gemiye tıkıyorlar. Ve korkunç rakamlar var. Mesela Amerika'ya giderken Afrika'dan yolcuların %30'unun öldüğü falan söz konusu. Amerika'ya esir bırakıyorlar. Esir karşılığında pamuk arıyorlar. Dolayısıyla bu çark üçlü gayet zengin ediyor bazı insanları. Evet.
Ve şiirler yazıyorlar ondan sonra. Rudyard Kipling'in meşhur yazarları, şairleri. Beyaz Adamın Yükü diye bir şiiri var. Yarı şeytan, yarı çocuk diyor. Bu siyahlara, Hintlilere filan. Çin çok eski bir devlet. Batıdaki devletlerden daha eski bir devlet Çin. Türk devletleri gibi. Onlar bir şey istemiyorlar. Yani onlardan mal alacaklar, bir şeyler alacaklar ama onlar bir şey istemiyorlar. Ticarete zorlamak için onları Hindistan'dan esrar götürüyor İngiltere şeye, Çin'e. Fakat Çin hükümeti esrarı yasaklıyor. Bunun üzerine harp açıyorlar zorla. Zorla esrar içirmek için Çinlilere. Ve zorla esrar içiriyorlar. Kazanıyorlar harbi, zorla esrar sokuyorlar. Bunlara opium savaşları deniyor. Yani esrarçı savaşları deniyor. Bunlar çok eski devirlere ait hikayeler değil. Yani 19. asırdan bahsediyorum. 20. asrın başından bahsediyorum. Mesela Indiana senatörü Albert Beveridge'in 1890'larda senatoda, Amerikan senatosunda bir konuşması var. Köksüz medeniyetlerin ve çürüyen ırkların daha asil ve daha zinde, daha doğurgan insan tiplerinin üstün medeniyetlerin önünde kayboluşu diye anlatıyor tarihi. Charles Cochrane vakfı falan var hala Amerika'da, Mississippi senatörü. Bu cumhuriyeti kuran baş eğmez ırktan bahsediyor ve dünyanın ağrı ırklarca fethedileceğini anlatıyor. Yani dolayısıyla hani Hitler şöyle kötü böyle kötü, Hitler bunların sonuncusu, ilki değil. Irkçılık Hitler'den çıkmadı. Hitler ırkçılıktan çıkmadı. Hitler evet, Hitler sonuncusu. 1891'de Frank Baumann Aberdeen Saturday Pioneer gazetesindeki kendi gazetesi bu. Şunları yazıyor. Bu adam meşhur bir adam. Siz de hatırlayacaksınız şimdi. Bütün seyirciler de hatırlayacaklar. Meşhur Oz büyücüsü vardır. Oz büyücüsünün yazarı bu adam. Diyor ki Pioneer'in daha önce de açıkladığı gibi bizim güvenliğimiz yerlilerin tamamen itlafı ile mümkündür. İtlaf kelimesini kullanıyorum burada. Bu haşere için filan kullanılır. Onun kullandığı kelime İngilizce extermination. İtlaftır birebir. Yani evet. Yok etmek. Böyle yok etmek ama yani katliam falan demiyor. İtlaf diyor. Yani bu biz itlafı köpekler için kullanırız filan. Hamam böcekleri için filan kullanırız. Evet. Onlara asırlar boyu haksızlık yaptıysak en iyisi medeniyetimizi korumak için bir haksızlık daha yapalım ve bu ehlileşmeyecek yaratıkları dünya yüzünden silelim. Tarih kaç demiştiniz hocam? 1891. 91. Evet. Yani bu sonu 20. asrın başına yaklaşıyoruz. Setif katliamı var 1945. Cezayir 45 bin kişiyi öldürdüler diyor. Fransa hayır, 45 bin kişiyi öldürmedik, topu topu 25 bin kişiyi öldürdük diyor. Silahsız halk üzerine ateş açıyorlar. Paris'te bir gece, bu daha sonra 45'ten, 300 tane Arap ölü bulunuyor. Tesadüfe bakın, hepsi aynı anda ölü veriyor adamcağızları. Ve 23 Şubat 2005'te bu daha da eğlenceli bir kanun çıkıyor Fransız parlamentosundan. Çocuklara her kademede, gençlerimize Fransa'nın özellikle Kuzey Afrika'da ve dünyanın diğer yerlerinde nasıl medeniyet getirdiğini anlatmamız lazım diyor. Nasıl medeniyet getirdiği de bu rakamların içinde var. Neyse Fransız Anayasa Mahkemesi kanunu kadük hale getirdi, kaldırdı. Yürürlükte değil şu anda. Bu Setif katliamı vesaire 31 Ocak 2006 tarihinde deklasifiye ediliyor. Yani şeyler açılıyor, gizli kayıtlar oradan da. Dolayısıyla bu fikirlerden Hitler doğuyor. Hitler'den doğmuyor bu fikirler. Bu fikirler zaten var. Efendim. Evet.
Bizde ırk deyince? Bizde ırk deyince atlayayım biraz, yoksa epey hazırlığım var bu konuda. Mesela Atsız Beyler, Necdet Sançar, biz ırkçıyız ama laboratuvar ırkçısı değiliz derler. Şimdi Hitler falan gülerler bu işe, ırkçıyım diyen herkes güler bu işe. Onlar milleti kastediyorlar aslında bugünkü anlamda. Zaten Atsız'ın 33 veya 34'te Orhun dergisinde bir yazısı var. Başlık millet eşittir ırk veya ırk eşittir millet. Evet, evet. Yani Mehmet Akif de kahraman ırkı var Birgül dediği zaman herhalde DNA'dan bahsetmiyordu. Zaten DNA'nın ne olduğunu ikisi de bilmiyordu bunların. Ha, fakat yani bu 1930'lar 1940'lar falan dört kol çengi bu işlerin, yani Avrupa ırkçılığının zirveye çıktığı yıllar. Ve bizimkiler bir türlü onlar gibi olmamışlar. Tam tersine. Biliyorsunuz, herkes biliyor, imparatorluk çatırdıyor. Yani 19. asır şanlı geçmişimizle biz övünürüz, Türkçüler övünürler şanlı geçmişleriyle, ama 19. asır bu şan ve şerefe çok da dahil değildir. Sanki bizim şimdiki nevzuhur Osmanlıcılar daha çok işte Vahdettin döneminin filan şan ve şerefini arar gibiler. Pek şanlı ve şerefli dönemler değil onlar, bildiğiniz gibi. Onlar şu kadar asırlık ana yurdumuzun, Rumeli'nin mesela, elimizden çıktığı yıllar. Vesaire. Şimdi kurtarma çabaları var. Bir Osmanlıcılık çıkarılıyor. Bu şeye de uyuyor, Fransız ihtilaline işte. Kimin de bu, Bican bilir, Türk Musevi Rum Ermeni gördük bu Ruz Ruşeli diye marşlar falan. Efendim? Hatırlamadım. Evet, evet, böyle marşlar var. Millet sisteminden vazgeçiliyor. Ondan sonra olmuyor. Hristiyan tebaa şakır şakır ayrılıyor. Osmanlıcılık tutmuyor. O zaman İslamcılık yapalım diyorlar. İsmanlıcılık, İslamcılık da tutmuyor biliyorsunuz. İşte şeyde Birinci Dünya Arnavutlar ayrılıyor, Birinci Dünya Harbi'nde şeyler efendim devlete karşı yürüyorlar filan. Sonunda çare kalmıyor. Geriye kala 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 Türklük kalıyor. Ve işte Yusuf Akçorular, Ziya Gökalpler ve Cumhuriyet Türklük temeli üzerinde kuruluyor. Ve bu temel şey de belli, başlarda belli. İnönü de sıkı ırk lafları ediyor o tarihlerde. Sonradan akıllarına geliyor ırkçılık, Turancılık diye işte dava açmak. Mesela Atatürk'ten sonra 1940 yılında Cumhuriyet Halk Partisi konferansları var. Bunun birinci konferansında Agop Dilaçar'ın, Türk durumundan Agop Dilaçar'ın, çok enteresan bir ifadesi var. Türkçülük diyor, ırkçı olmadığı için noksandır. Kemalizm ona ırkçılığı ilave etmiştir. Tabii bu Kemalizm'den Atatürk'ün çok fazla da haberi yok. Ulus'un başyazısı var. Ulus biliyorsunuz o tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı gibi. Hangi tarihler? 1940'lardan bahsediyorum. Türkiye dünya ırkçılığında yerini almalıdır efendim. İşte İstiklal Marşı'nda, Harbiye Marşı'nda muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 10. yıl marşında filan bol bol ırk lafı var. Ama hiçbir zaman burada ari ırk bilmem ne ırk falan hikayesi yok bizim yayınlarda. Neden? Çünkü ırkı millet olarak kullanıyorlar. Bican'ın dediği gibi, Atsız'ın dediği gibi ırk eşittir millet olarak kullanıyorlar o tarihlerde. Bir şaşkınlık var yalnız. Çünkü millet yıllarca şey diye kullanılmış. İşte Katolik milleti, Protestan milleti, bilmem Yahudi milleti, Müslüman milleti falan diye kullanılmış. Ümmet karşılığı. Cemaat karşılığı daha çok. İşte cemaatin inan... asıl anlamında. Yani bir kilisenin mensupları, ayrı bir kilisenin, ayrı bir din teşkilatının mensupları olarak kullanılmış. Ne var, evet. Evet. Evet.
İnönü'nün sözleri var. En çarpıcısı belki Hamdullah Supi'nin 23 Nisan 1925'te Türk Ocakları'nın ikinci kurultayı toplanıyor. Ve İsmet Paşa'ya gidiyorlar yeni seçilen yönetim kurulu olarak. Onlara İsmet Paşa'nın şeyi var, bir konuşması var. Bu İsmail Acar'ın yazdığı Cumhuriyet'in Kurucu Fikri Türk Milliyetçiliği kitabının 23. sayfasında var. İnternette var kitap. İnönü'nün konuşması şöyle: sizi bir ocaklı kalbiyle selamlamış olmaktan bil istifade birkaç söz söylemek isterim. Bunu gerek dahilde gerek hariçte söylemek için artık vehmedecek bir noktayı endişemiz yoktur. Milliyet yegane birleşme vasıtamızdır. Diğer anasır Türk ekseriyeti karşısında bir tesire sahip değildir. Vazifemiz Türk vatanı içinde bulunanları behemhal Türk yapmaktır. Türklüğe ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırı kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde arayacağımız özellik her şeyden önce o adamın Türk ve Türkçü olmasıdır. Yıl 1925. 25. Aradan öyle doğru sarın şimdi. 19 Mayıs Nutkuna gelin. Evet. Onun sebepleri şey yapılabilir, incelenebilir. Tamamıyla zaten Atatürk'ten sonra 90 derece, 180 derece bir çark var. Ders kitapları değişiyor, tarih kitapları değişiyor. Efendim Yunanca ve Latince dersler konmaya başlanıyor falan. Ve Atatürk'ün ısrarla Büyük Türk Milleti diye radyo konuşmalarında hitap etmesine karşılık 44'ten sonra İsmet Paşa aziz vatandaşlarım diye hitap ediyor. Sonuna kadar da öyle hitap etti. Rahmetli Mustafa Kafalı Hoca bunun taklidini yaparak söylerdi. Babası da kızmış Allah zaten. Allah, bu rahmet hitap, Allah rahmet eylesin. Evet. Ama tabii Lozan'daki İnönü de 1925'teki İnönü de tam ve kamil anlamıyla Türk milliyetçisi olarak görünüyor. Evet. Ama 1944'e geldiğinde dediğiniz gibi farklı incelenmesi gerekiyor. Hatta 1944'te ırkçılıkla suçlanan ve bugün bile ırkçı deyince Türkiye'de ilk akla gelen Atsız Hoca Rahmetli'nin bakın Türk Ülküsü kitabında 1970'te Ötüken'in 104. sayısında yayımlanan Türk Ülküsü kitabında da makale olarak gelen Türkçülük ve Siyaset. Diyor ki Türkler ise Türkçülük ancak ve yalnız bütün Türkler için alan bir milliyetçilik davasını ülke edinir. Türkler ise Türk soyundan gelenlerle Türk soyundan gelmişler kadar Türkleşip kendini o soya bağlayan ve beyninde hiçbir yabancı ırk düşüncesi bulunmayan fertlerin topluluğudur diyor. Bakın buradaki ırk da millet demek işte. Elbette. Yani beyninde başka ırk düşüncesi olmayan ne demek? Başka bir şey yok. Bağlılığı yok. Doğrudan doğru. Evet. Ne mutlu çünkü. Amerikan vatandaşlık yemininde de hiçbir başka prense, millete bağlılık hissetmeyeceğime diye yemin ediliyor. Prens burada şey demek tabii, egemen manasına kullanılan tabii. Hükümdar manasına kullanılan tabi. Tam ve kamil anlamıyla ne mutlu Türk'üm diyene şeyidir bu. Yaklaşımıdır bu. Evet öyle. Yani, değil mi Bican Hocam? Tam öyledir. Zaten Atsız da Necdet Sançar da son yazılarında bu ırk kavramına yüklenen bu kötü anlamdan dolayı ırk yerine soy kelimesini kullanmayı tercih ettiler. Evet. Hocam ekleyeceğiniz başka şey var mı İskender Hocam? Valla Gökalp yani Türkçülük ırkçı mıdır diye sorunca veya nedir diye sorulduğu zaman şey kavramların sahipleri vardır. Türkçülüğün sahibi de herhalde her şeyden önce Gökalp'tir. Gökalp ırk atlarda olur diyor. O kadar evet. Da basit. Gökalp bilir de bu işleri, veteriner çünkü.
Mehmet Akif gibi, o da veteriner. Veteriner deyip geçmeyin çünkü stratejik bir alan şeyde, o tarihlerde veterinerlik çok stratejik bir alan. Doğru. Ordunun en büyük ulaşım aracı. Belki bir hani tank gibi, işte Altay tankı var ya, bir tek yapamadım. Efendim? Tank mühendisi gibi. Evet, evet. Teknisyeni mühendisi falan gibi. Irkatlar da olur diyor. Yani işte Türkçülüğün şeyi, kurucusu bu. Atatürk'ün fikir babam dediği adam. Yok öyle değil, atlarda olmaz, insanlarda da olur diyen kimse de yok. Ama ırk kelimesini millet yerine kullanıyorlar. Fakat 44'te de bugün de milliyetçilik yerine ırkçılık kullanılmaya çalışılıyor. Bir algı yaratmak için. Irkçılık kötü bir şey. Milliyetçilik de ırkçılıktır. O zaman milliyetçilik de kötü bir şey. Ve bütün milliyetçilikleri ayağımın altına aldım. Ya, milliyetçilikler ayak altına alınıyor. Efendim aslında ayak altına alınmak istenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu prensipleri, kuruculuk ilkeleri. Doğru. Bunlar tehdit edilmek. Kemalizm diye de bunu kastediyorlar. Kemalizm diye de buna saldırıyorlar aslında. Doğru. Evet. İskender Hocam'ın söylediği gibi Türk milliyetçiliği fikrinin kurucusu olan Ziya Gökalp'ten sonra bir de Türk milliyetçiliğini siyasi sahada var eden bir figür var. Alparslan Türkeş. Ve çok uzun yıllar birlikte çalıştınız. Çok yakın çalıştınız siyasette. Bir de 2017 yılında bu 1944'teki ırkçılık Turancılık davası ile ilgili yazdığınız bir yazınız var. 100. doğum yıl dönümünde Alparslan Türkeş. Türk milliyetçisi mi, ırkçı, Turancı mı? Burada hakimle orada mahkemede geçen bir konuşması var. Sorulara verdiği cevaplar var. Alparslan Türkeş'in milliyetçiliği nasıldı? Irkçı mıydı? Evet, Türkeş Bey rahmet olsun. Bütün hayatı boyunca o kitabi manadaki ırkçılık kavramını reddetmiştir. 44 duruşmalarında da mahkemede hakimin sorusu üzerine bu konuya verdiği cevap çok açıktır, çok nettir. Ben ırkçı değilim diyor. Ama Türk milletinin üstün meziyetlere sahip olduğuna iman etmiş birisiyim. Onun için de bizim milletimizden daha bir üstün milleti kabul etmiyorum. Savaşlarda Türk ordusu kendisinin 5 misli, 10 misli birlikleri tepeliyor. Bu üstünlüğünü gösterir bu milletin. Bunun da örnekleri İstiklal Harbimizdir diyor. Çanakkale Savaşı'dır diyor. Yani bunları görüp de Türk milletinin üstünlüğüne inanmamak mümkün değildir diyor. Yani çok net hadiseleri de zikrederek efendim ortaya koymuş. Mahkeme malum herhangi bir siyaset meydanında insanlara propaganda yapma yeri değil. Belli bir cezaya çarptırılacaksınız. Kendi fikrinizle, kendinizle buradan zarar göreceksiniz. Ama orada açıkça söylüyorum. Turancılık konusu da böyle. Tabii o günlerde bu kavramlar aslında Atatürk'ten sonra birdenbire kesilmemiş. Aydınlar arasında var. Bunlar konuşuluyor ve bir kabul ediliyor. Nitekim o günkü başbakan biz ırkçıyız. Irkçılığımız sadece kültür meselesi değil, aynı zamanda kan meselesidir diyor. Değil mi? Kaya mıydı? Saracoğlu muydu? Saracoğlu. Tabii. Yani İsmet Paşa Cumhurbaşkanı, Milli Şef, Saracoğlu da Başbakan. Evet. Yani o günlerde bu kavramlar henüz zihinlerden sökülüp atılmamış. Ama 44 olayları maalesef bu gerçeği dikkate almadan çok acımasızca bu fikrin... Saracoğlu'nun tam alıntısı var, okuyayım mı? Buyur, 5 Ağustos 1942. Evet. Yani 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söylüyor. Dolayısıyla zabıtta var. Evet. Biz Türk
Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve en az o kadar da bir vicdan ve kültür meselesidir. Cümle bu. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olan Şükrü Saracoğlu, benim lise olduğu için bunu sokuşturuyorum araya. Böyle diyor. Evet. Zaten atsız da Başbakan Saracoğlu Şükrü'ye açık evet. mektup yazarken siz bu sözleri söylediniz, onun için size yazıyorum diyor. Evet. Mektubun başında bunlar var. Doğru. Devletin içine komünistler kilit noktalarına yerleştiriliyor ama sen de böyle konuşuyorsun diyor. Evet. Mantığı gayet yerinde. Efendim yine hakim diyor ki Türkeş Bey'e 44 duruşma biliyorsunuz askeri mahkemede yargılandılar. Evvela şu noktayı size sormak isterim. Türkiye'de mevcut saf bir soydan gelme ve karışık ırktan olanların bulunmayacağı hakkındaki düşüncelerinizin ne olduğunu şey etmek istiyoruz. Türkeş, bugün devletimizin kabul ettiği ve üzerinde yürüdüğü prensip bence de en doğru ve en makul prensiptir. Yani Türklüğü her şeyden üstün görmekle beraber gayri Türk unsurları da gerek kültür gerek telkin yoluyla çok kısa zamanda temsil etmek. Ben de bunu doğru görürüm. İdare işine gelince benim şahsi görüşüm mühim işlerimizi görecek şahsiyetlerin ya tamamıyla Türk olan yani temsil olunmuş ve kendisini Türk'ten başka bir şey saymayan veyahut da Türk ırkından gelen kimseler tarafından idare olmasını uygun bulurum diyor. Hakim, karışık ırklar hakkında ne olacak? Irklar hakkında ne olacak? Böyle sormuş. Türkeş, arz ettim efendim. Madem ki Türkleşmektir, dedesi veya nenesi şöyledir diye aranmasını doğru bulmam. Savcı, madem ki Türkleşmiştir, olacak değil mi? Evet, Türkleşmiştir. Dedesi veya nenesi şöyledir diye aranmasını doğru bulmam. Savcı, hemen atılıyor. Efendim, Türkleşmişse kabul ederim diyor. Hakim demek Türk'üm diyenleri kabul ederim diyor. Hakim demek Türk'üm diyenleri kabul ederim diyorsunuz. Türkeş, Türklüğü tamamıyla temessül, benzeme, özümseme tabii bu, etmiş olanları tabii. Hakim, Turancılık hakkındaki fikirlerinizi söyler misiniz? Türkeş, benim fikrime göre her şeyden mühim olan Türkiye'dir. Memleketimizin ilmi, irfanı, sanayi, iktisat ve sahada en ileri dereceye ulaşması için çalışmak lazımdır. Turan yani Türk Birliği yalnız Asya'dakileri değil, bütün Türklerdir. Hakim, hazırlık hakkındaki küçük nüfuslu devletler Türkiye'ye maruzdur. Tehlikeye maruzdur. Onun için ilk fırsatta bütün Türklerin birleşmesi lazımdır diyorsunuz. Hazırlık tahkikatı sırasında böyle bir ifade vermiş Türkeş Bey. Türkeş, efendim izah edeyim. Bunlar benim istikbale ait temennilerimden ibarettir. Tabiatıyla takdir buyurursunuz ki bir devletin kuvvetini teşkil eden birçok unsur vardır. Bunlardan birisi de devletin nüfusudur. Bu Türk Birliği'ne ne ait temennilerimizden birisi olabilir. Ben tahkikatta bunu arz ettim. Bugün nüfusumuz azdır. Bunu çoğaltmak için hemen kalkıp birliğe doğru yürüyelim demedim. Bu da istikbale ait bir meseledir ve devletimiz için bir kuvvet teşkil eder. Başkan Paşa pek bu fırsattan istifade nasıl bir şey? Böyle bir cümle geçmiş. Türkeş, efendim mesela 1917'de olduğu gibi 1965'te veya 1999'da Rusya'da bir ihtilal zuhur edebilir.
Tarihleri biliyor musunuz? 1965 veya 1999'da Rusya'da da bir ihtilal zuhur edebilir. O zamana kadar Türkiye harp endüstrisi bakımından da ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunur. Ve Türkiye'nin de müzahareletiyle bu birliğe doğru yürünebilir. İşte fırsat budur. Başkan, ben o fırsat 1989'da geldi. Evet abi. Pardon. Evet, yani 65-99 diye sene 1944'tü yani bu sözün evet. söylendiği sene. Evet. Efendim, Başkan Paşa birliğin hududu ne olacak? Gayet açık Türkeş Bey'in cevabı. Türkeş, Türklerin bir bayrak altında birleşmesi. Başkan Paşa, coğrafi hudutları nedir? Türkeş, efendim coğrafi hudutlar Türklerin kesif olarak bulunduğu yerlerdir. Evet. 1944-45 Türkçülük Turancılık davasında sorgular, savunmalar, Yavuz Bülent Bakiler tam tutanaklardan aynen kitap halinde bunu yayınlamıştır. Yani şimdi bu ırkçılık meselesi 44 davasının temel noktasıdır. İskender Hoca Turancılık üzerinde durdu. Fakat ben baktım, Turancılığı suç sayan Cumhuriyet tarihi boyunca bir kanun maddesi yok. Türk Ceza Kanunu'nda bir madde yok. Yani böyle bir madde olmadan suçlanıyor. Doğrusu dikkat çekici. Eğer devam edeceksem bu İsmet Paşa'yla Onutku'yla konuyu ele almak isterim. Sayın Bakanım onu biraz sonraya tamam, bırakalım isterseniz. Burada çünkü farklı bir noktaya dikkat çekti Bican Hocam geçmişte. Bican Hocam da o da 2017'de 78 yıl önce kurulan bir komplo mu diye bir yazı yazdı. 1939'da bir komplo kurulduğunu ve bu komplonun gerçekleştiğini yazdı. Daha sonra da bağlantısını kuracağız ama önce bu komployu Bican Hocam'dan bir dinleyelim. Evet. Nedir bu Bican abi komplo? Bu yazı MİSAK'ta çıktı biliyorsunuz. Evet. 78 yıl önce kurulmuş bir komplo, parantez içinde mu diye soruyorum. Bir komplo mu diye soruyorum. Olay şu. Sabahattin Ali 1939 yılında o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi organı Ulus'ta, Vali Rıfkı Atay yönetiyor Ulus'u, İçimizdeki Şeytan romanını tefrika ediyor. İçimizdeki Şeytan romanı 1939'da. 1940'ın başında da bu roman Remzi Kitabevi'nde basılıyor. O romanda Nihat isimli olumsuz kahraman Nihal Atsız'dır. Bir başka olumsuz kahraman Tatar suratlı herif. Bu da Zeki Velidi Togan'dır. Zeki Velidi Togan. Yine olumsuz kahramanlardan biri İsmet Şerif. Bu da Peyami Safa'dır. Bir başka olumsuz kahraman Profesör Hikmet. Bu da Mükrimin Halil İnanç'tır. Şimdi bu romanda diyor ki bu Nihat, yani Nihal Atsız, bu Nihat gençleri etrafında topluyor. Onlara işte ırklarını anlatıyor. Yabancılardan yabancı ırklara karşı düşmanlık aşılıyor. Diyor ki Tatar suratlı herif Nihat'ın etrafına topladığı gençlerle sık sık bir araya geliyor. Gizli gizli konuşuyorlar. Gizli gizli konuşuyorlar. Başka neler diyor efendim? Nihat ve arkadaşları bir takım mecmualar, broşürler çıkarıyorlar. 44 suçlamalarında bunlar aynen var. Yani romanda olanlar 44 suçlamalarında aynen var. Neler söylüyorsa Nihat için, yani Nihal Atsız için. Ama en enteresan tarafı, yani o romanda bunlar için yapılan suçlamalar 44 iddianamesinde var. Hatta hükümet bildirisinde var bu suçlamalar. Hatta yabancı devletlerin oyuncağı oldukları, yabancı devletler hesabına çalıştıkları veya yabancı devletlerin bunlardan istifade edecekleri, ki iddianamede var, 44 iddianamesinde var.
Bu romanda var. 39 yılındaki romanda, yani 44'ten 5 yıl önceki romanda var. En ilgi çekici, daha somut bir şey söyleyeyim. Sonunda hükümet romanda hükümet güçleri Nihat'ı ve Tatar suratlı herifi tutukluyor. Yani Nihal Atsız'ı romanda, 5 yıl önceki romanda Nihal Atsız'ı ve Zeki Velidi Togan, tabii Tatar suratlı herif, onları tutukluyor. Ve diğer iki olumsuz kişi, Profesör Hikmet, yani Mükrim'in Halil İnanç. Romanda diyor ki Profesör Hikmet bir yolunu buldu, tanıdıklarını araya koydu ve tutuklanmaktan kurtuldu. Bir başka olumsuz kahraman İsmet Şerif, o da Peyami Safa, o da kurtuldu. Bakın şimdi gerçekten de 44'te, yani Atatürk, yani İnönü'nün 19 Mayıs nutkundan hemen önce Maarif Vekili, o zamanki Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in başkanlığında bir heyet 47 isim tespit ediyor tutuklanmak üzere. Şimdi size bu kitabı göstereyim. Bu Milli Şef Dönemi, meşhur Goloğlu'nun kitabı. Goloğlu'nun kitabı Milli Şef Dönemi, 47 isim tespit ediyor. Yani sonradan 23'e indi ya, tutuklanmak üzere 47 isim. Bakın bu 47 isim arasında kimler var? Zeki Velidi Togan var. Romanda tutuklanıyor, burada da tutuklanıyor. Abdülkadir İnan, geçelim onları. Bu 47 isim arasında Peyami Safa da var. Peyami Safa da var. Ve efendim Mükrim'in Halil İnanç da var. Romanda onlar tutuklanmadığı gibi 44'te de bu 47 isim içinde oldukları halde tutuklanmıyorlar. Dolayısıyla ben bu benzerliğe temas ederek, yani 5 yıl önce yazılmış bir romanla 44 olayları arasındaki benzerliğe temas ederek acaba 78 yıl önce kurulmuş bir komplo mu diye o yazıyı yazdım. Açıklaması kolay değil. Yani bir kehanet mi? Kahin miydi efendim Sabahattin Ali, bu romanı yazan romancı Sabahattin Ali? Kahin miydi? Nasıl bunlar birbirini tutuyor? Çok enteresan. Ama şunu da söyleyeyim. Hasan Ali Yücel'in efendim başkanlığındaki bir heyet hazırlıyor bu 47 kişilik ismi. Ve o heyetin içinde Sabahattin Ali de var. Bir başka şey, Fethi Tevetoğlu yıllarca önce yazdı. 44 mahkemelerinin hakimi Cevdet Erkut kendisine söylüyor şahitlerin huzurunda. Diyor ki 44 iddianamesini hazırlayan heyetin içinde ben vardım. Kazım Aloç, yani mahkemenin savcısı, vardı. Orada diyor onu Fahri Rıfkı Atay kaleme aldı. Sabahattin Ali de vardı. İnönü'nün evinde toplandık. Fahri Rıfkı Atay vardı. Sabahattin Ali vardı. Ben vardım. Ve Kazım Aloç vardı diyor. Yani adeta romandakileri iddianameye yedirmiştir gibi bir şey. Ama çok enteresan yani. Belki de başka bir açıklama tarzı bulmak lazım. Bu kadar benzerlik var. Yok, emir ve kumandayla adalet sözde mekanizması işletiliyor. Gayet basit. Evet, ama 5 yıl önce roman bunları nasıl anlatıyor? Bu askerlikte kontenjans planı derler ya, şöyle olursa böyle yapılır, buradan girerlerse şuradan çıkarız diye. O yapılmış 5 yıl önce. Ondan sonra da tezgaha konmuş. Evet. Şimdi tabii bu bugünden baktığımızda bize çok yabancı da değil. Siz ilminizle o güne bakıyorsunuz. Biz de bugün yaşadıklarımıza bakıyoruz. Yaşanan birçok davada benzeri davranış söz konusu. Yani iddianame hakimliğe gitmeden, daha hakimlik okumadan basından okuduk. Okuduğumuz iddianameler oldu. Ya da bir eve baskına giderken gözaltına almak için sabahın saat 5'inde haberlere çıktı, işte falan canın evi basıldı, gözaltına alındı. Polis tarafından. Önce yan başmasında okuyoruz. Değil mi? Yani buna benzer şeyler de yaşıyoruz. Şimdi bu kumpastan, yani bu kurulan komplodan da, sizin anlattıklarınızdan da hareket ederek 1944 yılına tekrar bakıyoruz. Türkiye keskin bir politika değişikliği yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna da yaklaşmışız. Burada bu politika değişikliği birilerinin üzerinde gerçekleşiyor. 1925'te Türkçü olduğunu
Türk Ocakları'nda deklar eden dönemin Cumhurbaşkanı, biraz sonra Sayın Bakanıma soracağım şimdi, 19 Mayıs'ta biraz sizlerin de bahsettiği o meşhur nutkunu atıyor ve ırkçılık, Turancılığı suç ilan ediyor. Ben bizim var milliyetçi camianın sizlerin sayesinde 44 olayları üzerinde bir çalışma var. Ancak bu çok da etrafa yayılmadı. Sayın Bakanım, biraz önce de söyledim. Yani bugün 21. yüzyılda isimli ve Türk mitolojisinin, destanlarımızın da üzerine giden Ergenekon gibi, Balyoz davası gibi, 28 Şubat davası, İzmir casusluk davası gibi isimli davalar bugün kumpas oldu, ortaya çıktı. 15 Temmuz'a götüren süreci yaşattı ve Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok büyük zararlar verdi. Dolayısıyla devlete zarar verdi. Dönüp 1944'e bakıyoruz. 1944'teki bu biraz önce bahsettiğimiz politika değişikliği de 1946'da Marshall planıyla başka bir yöne doğru da gitti. 1944'ün bu olaylarla devlet hayatındaki ilişkisi, fikir hayatındaki ilişkisi, Türk siyasetine etkisi konusunda özellikle 1980'deki MHP ve ülkücü kuruluşlar davasını yaşayan birisi olarak o günkü davayla da ilişki kurup bugüne nasıl taşırsınız? Etkileri ne oldu Türk siyasetine? Evet. Bunlar konusunda bir şeyler söyler misiniz? Teşekkür ederim. Yalnız müsaadenizle Yücel Hoca'nın bu 39'da yazılan Sabahattin Ali'nin yazdığı romanda 44 duruşmaları, mahkemelerine ait hususlar nasıl yer alıyor? Bu bir tesadüf mü? Buna bir izah getirmek lazım diye bayağı tedbirli ifadeler kullandı. Ama bu herhalde rüyasında gördüyse, bir vahiy falan geldiyse mümkün. Onun dışında ben bir yol göremiyorum. Yalnız bu bize bir şeyi gösteriyor. Hani diyorlar ya yerli yabancı yazarlar, Ruslar 45'ten itibaren cephelerde galip gelmeye başlayınca İsmet Paşa denge kurmak için Türkçülerin üzerine gitti. Demek ki 39'da böyle bir şey yoktu. Bunun ilgisi yok. Bir delildir bu. Bu bir delildir. İlgisi olmadığının delilidir. Biraz sonra nutuk ve sonrasında da göreceğiz ona ait örnekleri. Efendim, ilgisi yok. Ta 39'da tasarlanmış bir durum var. Efendim, 39'dan itibaren Atatürk dönemindeki müfredatın adım adım değiştirilmesi var. Atatürk dönemindeki müfredat gerek tarih gerek edebiyat gibi kimlikle ilgili, milli şuurla ilgili konulara ait kitapların efendim müfredattan kaldırılmasının başlangıç yıllardır. Yani Atatürk'ün vefatını hemen takip eden yıllarda biz müfredatın değiştirilmeye başlandığını görüyoruz. Bunlar tesadüf, Ruslar galip geldi falan diye hiçbir delil göstermeden yapılan yorumlara itibar etmemize izin vermiyor. Onu bilmemiz lazım. Efendim 1944 nutku biliyorsunuz 19 Mayıs törenleri dolayısıyla 1944'te Milli Şef İnönü'nün yaptığı bir konuşma içerisinde A4'te 1,5 sayfalık kısmının tamamen Türkçülere, milliyetçilere ağır suçlamalarla efendim donatıldığını görüyoruz o zaman. Şimdi hadiseler ne zaman başlamış? Ankara'da 3 Mayıs'ta başlamış. Tutuklamalar veya gözaltına almalar 3 Mayıs'ı takip eden günlerde başlamış. Nutuk ne zaman verilmiş? 19 Mayıs'ta. Yani 3 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kaç gün var? 16 gün var. Daha gözaltına almalar yeni başlamış. Bunların sorgularına geçilmemiş. Ama Milli Şef efendim bu nutkuyla ırkçılık, Turancılık suçlamasının Türkiye'yi nasıl mahvedeceğini anlatıyor. Ya mahkeme daha başlamamış. Buna da dikkat çekmemiz lazım. Nitekim bu konuşmanın ben iki paragrafını ırkçılık ve Turancılıkla ilgili keskin ve ağır hükümler ihtiva eden, taşıyan iki paragrafını aynen okumak istiyorum.
Bir tanesi bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette Cumhuriyet'in bütün tedbirlerini kullanacağız. Bakın bu vurgu öfkeyle o anki insanlara cevap olsun diye söylenmiş bir şey olamaz. Çünkü bunun devamı günümüzde de aynen muhafaza edilerek sürdürülmektedir. Demek ki devletin bütün imkanları kullanılacakmış. Ne için? Bu vicdansız, şuursuz fesatçıların, tezvircilerin Türk milletinin mukaddesatını Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için bunu yapacakmış. Bir korku var orada. Millet. Devamında Cumhuriyet, evet, ırkçıların milleti bin bir parçaya ayıracak fesatlı ve nifaklı zehirlerine cemiyeti kaptırır mıyız? Yine cemiyeti, toplumu bunların etkileyeceği, burada efendim bu fikirlerin, bu tarih şuurunun memlekete hakim olacağını ben anlıyorum. Turancılar Türk milletini bütün komşularıyla onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsımı bulmuşlardır. Hele doğudan batıdan ülkeler gizli Turan cemiyetiyle zapt olunur mu? Yani bu cemiyetler doğudan batıdan ülkeleri zapt etmek için kurulmuş. 23 kişi yargılanan. Bunlar doğudan batıdan ülkeleri fethetmek üzere cemiyet kurmuşlar. Aklın alacağı bir şey değil. Herhalde öfkenin hudutlarını tayin edememiş bir şey var, manzara var. Doğrudan doğruya Cumhuriyet'in Büyük Millet Meclisi'nin mevcudiyeti aleyhinde teşebbüslerle karşı karşıyayız. Mahkemede böyle bir soru kimse de ben görmedim. Varsa da ben gözden kaçırdım diyeceğim. Yani bu 23 kişi Türk milliyetçisi, evet. 33 değil miydi Sayın Bakanım? 23. 23 kişi yargılanan. Pardon. 45'ten 23'e iniyor. Hazırlanan Ankara'da 45 de hazırlanan. Evet. 47'den 23'e. 47 hatta, evet. Şimdi bu kadar ağır ırkçı ve Turancı diye suçlanan insanlar kendisinin iş başında bulunduğu ve örfü idare ilan ettiği dönemde askeri mahkemelerde yargılanarak tamamı beraat etmiştir. Tamam, mahkemeler, yargı, hukuk bu insanların suçunun olmadığına karar vermiştir ama siyaset bunu kabul etmemiştir. Zaten 16 gün sonra bunları söyleyen milli şef siyasette bunu takip etmiştir. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı'dır ve müfredatı aynen bu nutuktaki esaslara göre aynı yıl değiştirmiştir ve değiştirmeye başlamıştır. Ve bu değiştirilen müfredat bütün köy okullarında, bütün efendim askeri okullarda, yüksek okullar, fakültelerde, açılış törenlerinde, kapanış törenlerinde ve ders kitaplarında okutulacaktır diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliğinin altında emri vardır. Burada da kalmamış iş. O zaman MIT'in adı Milli Emniyet, tespit edebildiğime göre. Milli Emniyet devleti yıkacak zehirli, yıkıcı, tehlikeli akımlar olarak komünizmi, gericiliği ve Kürtçülüğü, bölücülüğü sayıyor. Bunların arasına Türk milliyetçiliği de konmuş. Benim iddiam bu. Biraz sonra onların delili mahiyetinde maddeler, örnekler size sayacağım. Demek ki devlet kendisini kuran felsefeyi, kendisini kuran başta Atatürk olmak üzere kadroları mücadele hedefleri arasına koymuştur. Müfredat böyle değişince de bütün nesiller buna göre yetiştirilmeye çalışılmıştır. Şimdi 44'te dedim, milli emniyetin hedefleri arasında devleti kuran felsefe, Türk milliyetçiliği de yerleştirilmiştir ve bununla mücadele başlamıştır. 44'ten 9 sene sonra,
1953'te Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması hadisesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Demokrat Parti 1950'de iktidara geldi ve seçimlerde 4-5 konuyu işlemiştir. Bir tanesi de tabutluklardaki işkencelerdir. Bu işkenceleri halka anlatarak halktan oy almıştır Demokrat Parti. Bunun üzerine Türk Milliyetçileri 1951'de Türk Milliyetçiler Derneği'ni kurmuşlardır. Ama bu dernek 1953'te kapatılmıştır. Kapatılma gerekçesi Başbakan Menderes'in Antep konuşmalarında ve diğer konuşmalarında açıkça ortaya konmuştur. Irkçılar, Tuğrancılar meydanı boş bulup dolaşmaya başladılar. Bunlarla uğraşacağız diyor. Yani İnönü ne diyorsa Menderes aynı diyor. Aynen. 44'teki suçlamayla mahkemede siz istediğiniz kadar beraat etmiş olun. O suçlamadaki ana unsurlar aynen 53'te de Türk Milliyetçiler Derneği'nin önüne konmuş ve yargılaması yapılmıştır. Ancak ordu da 44'te olduğu gibi mahkeme bunu kabul etmemiş. Irkçılık ve Tuğrancılığı kabul etmemiş. Ama anlaşılıyor ki şiddetli bir baskı var. Başka bir suçtan, yani eskiden tüzükler, dernekler kurulurken tüzükler önce İçişleri Bakanlığı'na verilir, orası onayladıktan sonra kurulurdu. Şimdiki gibi önceden vermekle kurulmuyor. Orası uygun görünce dernek kurulmuş oluyor. Türk Milliyetçiler Derneği'nin tüzüğünde derneğimiz Birleşmiş Milletler'in milletlere istiklal, insanlara hürriyet ilkesini benimser maddesi siyasette uğraşmak olarak yorumlanıyor mahkemede. Sonra Konya Şubesi'nin ve Edirne Şubesi'nin açılışında Fatiha okunmuş. Bu da dini istismar faslına sokuluyor. Bu iki gerekçeyle kapatılıyor. Ama nasıl kapatılıyor? Yöneticilerine onaylara para cezası veriyorlar ve temiz hakkı tanınmadan kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olarak tebliğ ediliyor. Çünkü maksat derneğin kapatılmasıdır. Türk Milliyetçiler Derneği deyince hepimiz söyleriz, bunun çok önemli bir dernekti deriz, orada keseriz. Ben bu vesileyle yeniden incelediğimde gördüm ki 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Türk milliyetçilerinin Türk milleti üzerinde en etkili oldukları, kısa zamanda 76 şube kurarak, kitapları yayınlayarak köylere kadar ulaştıkları bir birlik dönemi, bir güç dönemi yaşanmış. Bu iktidarı korkutmuş. İktidarı korkutmuş ve kapatılmasına gidilmiş. Ama dikkatimizi çeken, benim üzerinde durmak istediğim husus, 44'teki ırkçılık, Tuğrancılık suçlaması burada da yer almış. Tesadüf mü acaba bu? Yoksa elimizde bir kitap var da o kitaba bakarak mı biz bunu söylüyoruz? Şimdi onu da biraz örneklerde onlara da temas edeceğim. Şimdi bu dernek kapatılınca bizim rahmetli Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu da Elazığ'ın bir kasabasında öğretmen ve bu derneği kurmuş. Bütün köylü, kasaba yalnız bu büyükçe bir köy, kasaba büyüklüğünde bir köy, 2000 nüfusu falan var o tarihte, tamamı derneğe üye olmuş. Niyazi Bey de çok şairliği de, hitabeti de çok tesirli bir insan. Kapatıldıktan sonra sürgün edilmiş. Van'da Milliyetçiler Derneği'ni kuran öğretmen sürgün edilmiş. Van'da bir fotoğrafçı varmış, esnaf, polis evinde, pazarda, iş yerinde arkasında takip ediyor. Yılgınlığa düşmüş, Van'ı terk etmiş. 1953'te sonra. 1964'te rahmetli Necdet Özkaya bizim milli düşüncede anlattı. Bunlar biz genciz diyor. Bu fotoğrafçı da
Çok destani bir adam. Herkes ondan bahsediyor. 64'te Van'a gelince gittik kendisini karşıladık ve sohbetlerini dinledik. Peki sayın büyüğümüz, siz Vanlısınız. Neden işinizi bıraktı da Van'ı terk ettiniz? Efendim polis takibinden yılgınlığa düştüm diyor. Yani Türk milliyetçileri birebir kişiler, memursa sürgün ediliyor. Esnafsa polis peşine takılıyor. Bunlar o devirlerde hazmedilmesi kolay şeyler değil. Evet. Sonra başka bir örnek daha ben size, birçok örnek var da zamanın müsaadesinde anlatacağım. Ben 1964'te Ağrı'daydım. Yedek subaylığımı yapmak üzere Topçu Okulu bitince Kura'da Ağrı'yı çektim. Bir gün ilan yapıldı. Subaylar 13. Tümen karargahında toplanacaklar. Efendim, Tuğ General bilmem kim bölgemizdeki ırkçı, Turancı, bölücü, gerici ve komünist faaliyetler hakkında konferans verecek diye. Biz de yedek subayız ama subay sınıfından sayılıyoruz, gittik. Adamı dinledim, ne dediğini anlamadım. Zaten cemiyette de toplumda da bunlar gündemde olmayan şeylerdi. Biz Türk Ocakları'na ta 57-58'de bunları hep gördüğümüz için hocalarımızdan, ben tabii ilgimi çektiği için yakından takip ettim. Sonra bir albay vardı, bu konuları iyi kötü konuştuğumuz. Ona gittim, albayım dedim. Bu konferans niçin verildi? Bu general istedi de onun için mi? Yoksa 13. Tümen böyle bir ihtiyaç mı duydu dedim. Hayır dedi. Şu anda bütün Türkiye'de askeri birliklerde bu konferans veriliyor dedi. Emir Ankara'dan gelir ve bütün Türkiye'de her yıl bu konferans verilir dedi. Tarihi bir daha tekrarlar mısın? 1964'te ben oradaydım. Bu 65 Mayıs'ında oldu. Evet. Konferans. Evet. Namık Kemal Zeybek 1959'da, affedersin, 69'da bitirdi okulu. Kaymakam olarak tayin oldu. Efendim, kaymakamlık görevini yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan bir yazı geliyor. Kaymakamlık bölgesindeki ırkçı, Turancı, komünist, gerici, bölücü faaliyetler hakkında rapor verin diye. Namık Kemal Bey de telefon ediyor, arkadaşı genel müdür İçişleri Bakanlığı'nda. Ya diyor, siz bir yazı göndermişsiniz diyor. Burada benden başka Turancı yok. Öteki işler hiç yok burada diyor. Onu mu yazayım diyor. Genel müdür diyor ki bak bunu ciddiye al diyor. Bu eskiden beri her yıl bu miat evrak gönderilir ve rapor gelir buraya. O rapordaki bilgilere göre de işleme konur. Sen buna bir cevap ver. Eğer verecek bir cevap bulamıyorsan, o bölgende böyle bir şey yoksa, eski raporu al, biraz değiştir, gönder diyor. Ben giren evrak olarak çıkan evrakın karşısına bunu yazayım, kapatayım. Yoksa sorarlar, bu ciddi diyor. Ben şimdi hocalara çok söyledim. Öğrencilere bir tez verin. Şu neymiş bu yazışmalar, İçişleri Bakanlığı'ndan her yıl birimlere giden? Herhalde bunun cevabının geldiği klasörler orada duruyordur. Orada kim hakkında, hangi raporlar verilmiş, hangi işlemler yapılmış, efendim öğrenelim, bunu bilmeye ihtiyacımız var diye başarılı olamadım. Bu da çok önemli bakın. Demek ki sadece okullardan ibaret değil. Hasan Ali Yücel'in, İsmet Paşa'nın nutkundaki hususları ders kitaplarına yazıp nesilleri öyle yetiştirmek üzere harekete geçmesinden ibaret değil. İçişleri Bakanlığı'nda da böyle. Biraz önce söyledim, askeri birliklerde de böyle. Milli Düşünce'de otururken bundan 3-4 sene önce efendim bir arkadaş geldi bana. Dedi ki sen bunu söyleyip duruyorsun dedi. Bir general askeri arşivlerdeki bu ırkçılık, Turancılıkla ilgili konferansları ve faaliyetleri almış toptan. Efendim Hayri Yıldırım'a, o son Türkçe adsız kitabını yazan Hayri Yıldırım'a vermiş. Haberin olsun dedi bana. Ben de Hayri Yıldırım'a telefon ettim. Sen ilgileniyorsun bu konuyla. Tamam, çok güzel. Lütfen bana da bir fotokopisini gönder. Abi kusura bakma, göndermem dedi. Ben yazdıktan sonra sana gönderirim dedi. Yani askeri birliklerde de bunun dosyası var.
Başka örnek, bu örnekleri tabii özet olarak veriyorum. Bunların tafsilatı da çok dehşetli şeyler yaşandığını gösteriyor. Efendim, Süleyman Demirel 1993'te Cumhurbaşkanı oldu. Bizim hoca da rahmetli oldu. Orhan Düzgüneş hocamız da Türk Ocakları Genel Başkanı'ydı 93'te. Ben de yönetim kurulu üyesiydim. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nı bir ziyarete gidelim, tebrik edelim Cumhurbaşkanı'nı dedi. Biz de gittik. Biraz sohbetten sonra baktım sıradan şeyler konuşuluyor. O günlerde de Kırmızı Kitap, işte 44'te oradan bağlantı yapacağım. Kırmızı Kitap adı verilen halk arasında Milli Güvenlik Strateji Belgesi değişmişti. 5 yılda bir yenileniyordu bu. Gazetelerde de haberler vardı. Artık ırkçılık, Turancılık olarak değil, ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP ve ülke ocakları gibi isimlerle bu Kırmızı Kitap'ta yer aldığını basına sızan bilgilerden öğrendik. Ben de bunu Demirel'e sordum. Efendim dedim, Türk devleti kendisini kuran Türk milliyetçiliği felsefesini Kırmızı Kitap'a mı koydu? Basında böyle bilgiler yer alıyor. Lütfen bilgi verir misiniz dedim. Süleyman Bey sözü aldı. Dağdan taştan dolaştırdı. Uzun bir konuşma yaptı. Sonunu neye bağladığını kimse anlamadı. Bakın 93'te şahit olduk. Yine 2003 yılında Süleyman Bey bütün görevlerden ayrıldı. Efendim, Gözcü Gazetesi'nde kendisiyle yapılmış bir röportaj yayınlandı. Bu röportajda yapanı da söyleyeyim size. Kurtul Altuğ. Zaten hem televizyonda Cumhurbaşkanı ile röportaj yapıyordu. Hem bu Gözcü Gazetesi'nde yapıyormuş. Bana gençler getirdiler Gözcü Gazetesi'nin sayfasını. Orada Süleyman Bey diyor ki, ben 36 yıllık devlet görevi sıramda Türk milliyetçiliğinin ayağa kalkmaması için mücadele ettim. Eğer bunu yapmasaydım Türkiye Yugoslavya'ya dönecekti diyor. Bunları biz nereyle bağlayabiliriz? Kırmızı Kitap'la bağlamayacaksak bu ifadeleri ve Türk milliyetçiliğiyle, devletin hedef seçtiği Türk milliyetçiliği mücadelesini nereye bağlayabiliriz? Ayrı ayrı iktidarlar, ayrı ayrı şahsiyetler aynı şeyleri söylüyorlar. Bir kesintisizlik var, bir süreklilik var yani. Süreklilik var kardeşim. Ha, evet. Şimdi rahmetli Türkeş Bey, biliyorsunuz 95 yılında kurulan koalisyonda, dörtlü koalisyonda başbakan yardımcısı oldu. Ve devlet güvenliğine bakan başbakan yardımcısı olarak görev sürdürdü. 75'ti. 75. Evet. Ben yanlış mı? 95. 95'ti. Evet, düzeltelim. 75. Evet. Kendisi bir konuşmasında, basına da yansıdı bu. Ben Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni gördüm. Orada Türk milliyetçileri de var mücadele hedefleri arasında dedi. Bu eğer 45'e girmediyse, İsmet Paşa'nın devletin hayatından, toplumun hayatından, efendim toplumu efendim bunların etkilemesinden kurtaracağız, bunun için devletin bütün imkanlarını kullanacağız derken, müfredat programını da buna göre değiştirirken, devletin bütün faaliyetleri de böyle düzenlenmiş iken, biz nereye bağlayabiliriz bunu? Hangi hükümet yapabilir? Nitekim zaman itibariyle ne kadar oldu vaktim bilmiyorum. Hakan Bey. Abi zaman tutmadık ama gayet güzel dinliyoruz. Buyurun. Evet. Bu 1953'te Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılmaması için derneğin genel başkanı rahmetli Sait Bilgiç Bey, Demokrat Parti İsparta milletvekili kendisi. Tevfik İleri milliyetçi bir şahsiyet, Demokrat Parti'nin ileri gelenleri. Bir heyet yapıyorlar.
Başbakan'dan sonuç alamayınca Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki Demokrat Parti'nin gençliği yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençliği var. Bu Türk Milliyetçiler Derneği'ndeki gençler Demokrat Partili değil ama Türk milliyetçisi oldukları için CHP zihniyetine karşı insanlar bunlar. İsmet Paşa bunun kapatılmasını istiyor. Biz de mi İsmet Paşa gibi düşünüyoruz bu konuda diye Celal Bayar'a bir soru yöneltiyorlar. Bayar diyor ki evet diyor bu konuda aynen İsmet İnönü gibi düşünüyorum diyor. Kendisi 1960 ihtilalinden sonra biliyorsunuz yargılandı. Büyük acılar yaşandı. Hepimiz gördük cezaevlerinde filan. Sonra Kayseri cezaevine kondu ve Adalet Partisi kurulmuştu. Onu kuran milliyetçiler, Türk milliyetçileri Bayar'ı ziyarete gittiklerinde hapishanede bunu soruyorlar. Efendim fikirleriniz değişti mi? Yine aynı mı düşünüyorsunuz? Evet aynı düşünüyorum diyor Bayar. Çünkü bunlar da hem CHP mektebinden yetişmiş hem de Kırmızı Kitap'ta böyle bir şeyler yazıyor. Ben öyle yorumladım. Sonra Celal Bayar efendim serbest kaldı. 1973'te İstanbul'daki Türk Aydınlar Derneği'nde bir sohbete geldi. Ben Kafalı Hoca'dan da rahmetli dinledim. Rahmetli Hacemenoğlu Hoca'dan da dinledim bunu. Bizim hocalar davet etmişler. Bayar'ın sohbetini dinliyorlar. Kafalı'nın söylediğine göre kendisi Bayar'a bu konuyu soruyor. Efendim diyor bugün de aynısını mı düşünüyorsunuz? Bayar o zaman diyor ki bir hata yapıldı affoluna diyor. Çünkü kendisi aslında Maya itibariyle tanısa bilse Türk milliyetçiliği ne olduğunu bunları yapacak bir insan değil. Milli mücadelenin galip hocası. Hem Osmanlı dönemini biliyor hem milli mücadele dönemini biliyor bir İttihatçı hem de Cumhuriyet dönemini biliyor. Bu bilgisizlikler galiba, evet galiba maalesef. Galiba biraz da devlet anlayışı da böyle sayın bakanım. Devleti kuran iradenin içerisindeki bir kişi Atatürk'ün son başbakanı. Dolayısıyla galiba Kırmızı Kitap'a girmiş olması çok büyük bir önem arz ediyor. Şüphe yok. Ve evet. Nesiller öyle yetiştiği için de bugün milli şuur noksanlığından biz şikayet ediyoruz. Bana bunu anlattığım zaman hatta yazdım da bu her 3 Mayıs'ın yıl dönümünde kısa kısa Yeni Çağ'da yazdım. Okuyan arkadaşlardan gelip peki İsmet Paşa Atatürk'ün başbakanı kendisi de biz Türk milliyetçisiyiz demiş bir adam. Bunları uygun görmediğine Türk milliyetçiliğiyle mücadeleyi gerekli gördüğüne göre İsmet Paşa'nın fikri neydi dedi diye bana sordu. Efendim İsmet Paşa'nın devlete sahip olma bakımından bizden fazlası var eksiği yok. Devlete sahip olma bakımından. Ama Türk milliyetçiliği, Türk medeniyeti, kültürü, Türk tarihi ve onun bilincinde olmak başka bir şey. Nitekim onlara şu cevabı verdim. İsmet Paşa ümanizmi savunuyordu. Ümanist bir felsefeye inanıyordu. Ümanizm kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ama Türk milliyetçisi veya kendi milletinin milliyetçisi olmak şartıyla ümanist de olabilir insanlar. O iyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama milliyetçilik dediğimiz, yani sosyolojinin kanunlarına göre, Yaradan'ın kanunlarına göre meydana gelmiş olan terkip, insanları en büyük ve en kudretli şekilde birbirine bağlayan terkip ortada yoksa, ümanizm sizin erimenize yol açar. Erimenize yol açar. Evet, iyi açar. Efendim Hasan Ali Yücel Batı klasiklerinin Doğu klasiklerini tercüme etmiş. Kötü mü etmiş? Hayır, iyi etmiş. Kötü etmemiş. Ama Doğu klasiklerine bakın, Türk klasikleri yok. Hint var, İran var, Türk klasikleri. Kutadgu Bilig yok. Divan-ı Lügat-ı Türk yok. Efendim Bican Hoca bunları Allah razı olsun devasa eserlerle yeniden dağılmış olan parçalarını topladı ve milletimizin hayatına koydu. Efendim
siyasetname yok. Orta Asya'daki Türklerin Şecere-i Türkiye'yi yazan Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın kitabı yok. Yani klasiklerimizden hiçbiri tercüme edilmemiş. İran klasikleri de iyi, Hint klasikleri de iyi, bir şey demiyorum. Ama biz de olmalıyız. Biz de olmalıyız. Hatta başta biz olmalıyız. Yoksa önce biz, sonra onlar. Tabii. Yoksa medeniyetin, insanlık medeniyetinin bunlar ölmez eserleridir. Bizim nesillerimiz de bunu bilsin. Ama kendimizden mahrum edersek sonunda milli şuurdan noksan insanlar görürüz. Bu bahiste söyleyeceğim son söz şu. Ben 58'de memuriyete başladım. 1958'de. Hatta yaşım bir hafta küçük olduğu için doğsun diye bekledim, öyle başladım. Ve servisteki herkes beni severdi. Ben Türk Ocaklı genç olarak onlara yeni şeyler söylüyordum, öğrendiklerimi. Ne zaman ki güçlü devletler milliyetçiliklerine sarılıyor, biz de Türk milliyetçiliğine sarılmalıyız. Çünkü o bizim kendimizdir, özümüzdür dediğimiz zaman servisteki bütün abiler birbirlerine şöyle bakar ve işaretleşirlerdi. Ben de bir türlü anlamazdım. Ne yapmak istiyorlar birbirlerine böyle bakıyor diye. Ondan sonra hayatım boyunca dikkat ettim. Vatansever, düzgün, bilgili, yetişmiş, devlet adamı veya ilim adamı, kanaat önderi kimi gördüysem, müsait bulduğum zaman Türk milliyetçiliği, Türk milleti için kurtuluş reçetesidir dediğimde istisnasız bana dedikleri şu: yahu doğru, iyi de ırkçı Turancı olmasın yalnız derlerdi. Bunlara kimi öğretti? Bütün sahadaki insanlara. Okullardan aldılar bunlar. Okullardan aldılar. Ve kendi özüne, kendi kişiliğine, kendi kimliğine, kendi tarihine ait bir şey yok. Yine burada unuttuğumuz bir şey var. Onu söylemiştim galiba Hakan Bey'e. Biz 1946'da Marshall Planı'nı kabul ettik. Marshall Planı'nı kabul etmemizle beraber bütün devlet kurumlarında yenileşme çalışmaları başladı. Milli eğitimle de müfredat programlarını değiştirmek üzere Amerika'dan heyetler geldi. Ve bu heyetler bizim kitaplarımızın nasıl olacağını bize gösterdiler, anlattılar ve yazdırdılar. Heyetin başkanı da Amerika'nın büyükelçisiydi. Sonra bir Amerikalı oldu. Hala böyle bir heyet resmen yok ama zaman zaman toplandığını ben kendi yeğenimden öğrendim. Toplandık biz diyor. Kendisi doçent. Amerika'dan bir hanım geldi. Onun başkanlığında biz müfredatı konuştuk, tartıştık. Onları görünce bizim hocalarımızın çok daha üstün olduğunu, çok yetersiz kişilerin bize müfredat empoze ettiğini gördüm diye onun dikkatini o tarafı çekmiş. Yani milli eğitimi sadece 44'teki müfredat değişikliğiyle biz orada bırakmamışız. Marshall planı ile beraber tarih yok. Edebiyatımız işte şöyle böyle çok noksan bir şekilde bu Marshall planı, Amerikalılar yardım yapacak, ekonomik yardıma ihtiyacımız var diyor İsmet Paşa. Birçok şeyler yapılıyor. Sanayileşme, adliye, idare, köy meseleleri, birçok konuyu bu heyetler gelip birlikte bizden katılan kişilerle hazırlamışlar. Ama milli eğitimi çok iyi biliyoruz ki çocuklarımız onlar tarafından telkin edilen kitaplarla yetiştiler. Dolayısıyla bugün işimiz çok kimlik zafiyeti var. Lafı bitirmekte zor oluyor. 1998 Büyük Anıt ne zaman şeydi? Genelkurmay Başkanıydı. 2007-2008. Pardon, 2007-2008 benim tarihlerle derdim çok.
harp oyunları diye bir şey var. Her sene yapılıyor bu NATO çerçevesinde. Büyükanıt bunun sonunda da bir sempozyum düzenlemiş. Bu sempozyum bölgemizdeki terör hareketleri ve egemenlikler konusunda. En seçkin ülkelerin bu konudaki en dikkat çeken bilim adamlarını davet etmiş. Japonya'dan da bir profesör hanım gelmişti. Bir tebliğ sundu orada. Bölgemizdeki terör hareketlerini anlattı. Şaşırdım kaldım. Bizim ülkemizde bunları bu kadar iyi anlatacak bir fikir ve bilim adamı var mı diye sordum. O zaman ben bulamadım. Çok güzel anlattı. Kısa boylu bir hanım. Dedik ki bunları anlattıktan sonra Türkleri ben seviyorum. Onlara söyleyecek bir sözüm var dedi. Türkiye'nin bir tek meselesi var. O da kimlik meselesidir. Bunu kolay zannetmeyin. Çok zordur. Kimliğinizi tekrar kazanmazsanız geleceğiniz tehlike kayıtlara geçmiştir. Ben mealen özetleyerek söyledim. Ama kimliği niye kaybettik biz? Bunu 44'e ben bağlamayı ondan sonraki nesillerin bu şekilde yetiştirilmiş olduğunu efendim söylemek isterim. Dinleyenlere saygılarımı sunarım. Teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. O zaman bıraktığınız yerden bir soruyla üçünüze birden soracağım bu soruyu. Önce İskender Hocam, siz lütfen bu konuda konferanslar falan da verdiniz. Ama verdiğiniz konferanslar korona günlerinden önceydi. Dünya büyük bir salgınla uğraşıyor ve bu salgın bitecek bir gün. Bittikten sonra da bir siyasi çalkantı başlayacak. Bu çalkantıda değişecek bir takım şeyler var. Her şey değişecek diyorlar ki en son 3 gün önce Cumhurbaşkanı da dedi. Yeni siyaset işaretleri de verdi. Tabii 2023 hedefleri var. O ayrıca konuşulacak konu da. Biz 1944'e bakıp, tarihe bakıp bugünümüzü anlamaya çalışırken aynı zamanda evet, bugünü yarına da bağlayacağız. Bağlamamız gerekiyor. Yarın için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Düşüncelerinizi açıklar mısınız lütfen? İskender Hocam? Vallahi benim gelecek hakkında çok sevdiğim bir laf vardır. Gelecek hakkında kesin olan şey geleceği bilemeyeceğimizdir diye. Evet. Ama olan şu, dünyada eğilimler vardı. Böyle krizler o eğilimleri hızlandırıyor. Yani 5 yıl sonra olacak şeyler şimdi olmaya başlıyor. Mesela Profesör Ercil Asu'nun Skype üzerinden konuşması. Bu 5 yıl sonra plan olabilirdi fakat bugün oluyor. Böyle şeyler. Dünya politikasını soruyorsunuz. Zaten dünyada Birinci Dünya Harbi öncesine gidiş vardı. Yani neydi? İki kutuplu dünya vardı. Sonra tek kutuplu dünyaya kaybetti, değişti. Sonra yok kutuplu dünya diyorlardı. Hayır, yok kutuplu falan değil dünya. Şimdi tam milletlerin dünyasına doğru gidiliyor. Yani her millet bir kutup haline mi gelecek? Her millet kendi çıkarı için rekabet içinde efendim kendi çıkarı için çalışıyor. Şu anda Amerika ile Çin arasında çok sert mesajlar teati ediliyor mesela. Yani globalleşme dedikleri şeyin epey farklı kulvarlara gittiğini görüyoruz. Avrupa Birliği çok kötü sınav verdi biliyorsunuz. Evet. Yani İtalya felaket durumdayken, İspanya felaket durumdayken ellerindeki bazı malzemeleri onlara göndermediler.
Avrupa Birliği içinde. Yani tam bir milletler milliyetçiliğin yükselişi diyebiliriz. Batı'da bu oluyor her açıdan. Teşekkür ederim. Evet. Hocam. Bijan Hocam, sizin yine MİSAK'ta kaynama yazınız, çok önemli bir yazınız var, kaynama diye. Ve bu öngörünüz, 2 yıla yakın oldu yazında çıkalı, bu öngörünüz de gerçekleşiyor. Yalnız sadece Türk dünyası kaynamıyor, bütün dünya kaynamaya başladı. Yani siz kaynayacak derken o yazda Türk dünyasını söylüyordunuz ve Türk medeniyeti bu işin içerisinden parlayarak çıkacak. Ne zaman olduysa diyordunuz. Sizin düşünceleriniz nedir hocam? Tabii kaynama ben onu Türk tarihi için yazdım, Türk milleti için yazdım ama başka milletler için de tabii kaynama söz konusu. Yani tarihte böyle olgular varsa bütün toplumlar için söz konusu olabilir. Türklerin kaynama dönemlerini yazdım. Şu anda da Türkler kaynama döneminde. Ama bu dinbazlıktan kurtulmadığımız sürece bu milletler çağında, İskender Bey'in söylediği bu milletler çağında biz iyi sonuçlar alamayız. Yani önce Türk yönetiminin dinbazlıktan kurtulup Türk milliyetçiliğine dönmesi gerekiyor. Türk milliyetçiliğine, halkın içinde, gençlerin içinde kaynama var. Türk dünyasının başka bölgelerinde, mesela İran'daki Azerbaycan Türklerinde, efendim Kuzey Azerbaycan'da, Kazakistan'da hatta efendim kaynama emarelerini görüyorum. Ama Türkiye yönetimi bundan habersiz. Onun için madem ki 44 hadiselerinden bahsediyoruz, bu 44 hadiselerindeki bu 23 Türk milliyetçisini de unutmamamız lazım. Yani her şeyi söyledik, onları söylemedik. Ben sözlerimi onların isimlerini söyleyerek bitirmek istiyorum. Yani bu 23 kişilik şeref listesini, 44'ün şeref listesini söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sayıyorum o isimleri. Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Hasan Ferit Cansever, Hüseyin Namık Orkun, Orhan Şahik Gökyay, Necdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş, İsmet Rasin Tümtürk, Nurullah Barıman, Hamza Sadi Özbek, Zeki Sopuoğlu, Muzaffer Eriş, Fehiman Altan, en son yaşayan Fehiman Bey'di biliyorsunuz, Milli Düşünce Merkezi'ne gelmişti. Şimdi o da rahmetli oldu. Kabakçıkonağı'nda da konuşturmuştuk hocam. Kabakçıkonağı'nda da misafir etmiştik rahmetli. Evet, devam ediyorum. Cebbar Şenel, Sait Bilgiç, Cemal Oğuz Öcal, Hikmet Tanyo, Fazıl Hisarcıklılar, Cihat Savaşfer, Saim Bayrak ve Yusuf Kadıgil, Allah rahmet eylesin. Hepsi bu Türk milleti Amin. İçin çok çalıştılar, çok da cefa çektiler. Allah rahmet eylesin efendim. Sayın Bakanım, son soruyu tekrar size soracağım. Benzer soruyu. Hakan kesildi. Ah geldi. Korona günlerinde çok önemli değişiklikler oldu. Bütün dünya değişiyor. Amerika gibi liberal ekonominin hakim olduğu söylenen, dünyanın tek kutuplu olan, jandarması olan devlet şu andaki sistemi itibariyle çok ciddi problemleri yaşıyor. Veya basında öyle yansıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Devletin kamu gücünün ne kadar önemli ve gerekli olduğu milletin hayatında ortaya çıktı. Ki biz 1980'den sonra özellikle 2000'den sonra çok büyük hızlanan, 2002'den sonra hızlanan özelleştirmeler yaşadık. Ne gereği vardı bunların diye. Çünkü devlet farklı bir sisteme doğru gidiyordu. Bu konuda özellikle de 2018'de sistem değiştiren Türkiye'de yarın neler bekliyor? Neler olmalı? 1944'ü bugüne taşıdınız ve bugünü de tekrar yarına bakacağız. Ne dersiniz efendim? Evet. Çok teşekkür ediyorum ama özür dileyerek bir kendimize yaptığımız haksızlığı gidermek için 1980 ihtilalinden sonra
MHP ve ülkücüler davasını saymamız lazımdı. Biliyorsunuz bu dava da ırkçılık, Turancılık ve faşistlik üzerine açılmıştır. Ben de diyordum ki Sadi Bey her şeyi saydı. Kendisinin de içinde bulunduğu bu davayı niye saymadı? Gençliğimize vereceksin onu da. Oluyor böyle şeyler. Efendim, bunu mutlaka saymamız lazım. 44'te, 53'te ve 1980'den sonraki MHP ve ülkücüler davasında ırkçılık, Turancılık değişmeyen suçlama. Ama hepsinden de beraat etti. Bu 80'deki ihtilalden sonraki davada da ihtilal davası. Hedef olarak da MHP ve Türk Milliyetçiliği seçilmiş. Hedef seçilmiş. Yargılamalar yapıldı. İşkencelerin 44'ü adeta aratmayacak şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ama beraat ettiler. Buralardan beraat ettiler. İnsanlar fiillerinden dolayı yargılanırlar. Toplu yargılanabilmesi için onları bir arada suça iten ortak fikir olması lazım. Türk milliyetçiliği deseler anayasamızda bu suç değil. Ama ırkçılık, Turancılık, efendim faşistlik deyince bu fikri biz iktidar yapmak için efendim mücadele etmişiz anlayışıyla yargıladılar. Korkunç işkenceler yaşandı. Ama bu suçlamalardan Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği beraat etmiştir. Zaten Cumhuriyet döneminde benim bildiğime göre ırkçılıktan mahkum olan Türk milliyetçisi yoktur. Hala dava açılsa Allah korusun tabii birisi gelip de ters bir dava açsa herhalde yine ırkçılık, Turancılık diyecek. Turancılık diye bir suç olmadığını da düşünmeyecek. Çünkü bunlar kitaba bakıyorlar, kırmızı kitabı herhalde. Oradan okuyorlar. Bu bir. Bir de sorunuzda bu Ergenekon davası, o kumpasla neticelenen Ergenekon davasında bunlarla birleştirip birleştirmediğimi sordunuz. Efendim, mahiyet itibariyle farklı olmakla, fikri mahiyet itibariyle farklı olmakla beraber devlet ve millet bütünlüğü bakımından aynıdır ve ordumuzun beyinleri dediğimiz kurmayları yıllarca hapishanelerde hakaret gördüler, aşağılandılar, medyada yerin göğün kabul etmeyeceği suçlamalara muhatap kılındılar. Bu da efendim Başbakan Erdoğan'ın 2007'de Oğul Bush'la görüşmek üzere 3 Kasım 2007'de Amerika'ya gitmesi üzerine gizli görüşmeyle vardıkları bir anlaşma sonucunda başlatıldı. Demek ki bunun arkasında da Amerikalılar var. Dış güçler diyorlar ya, bunu söyleyince de dış güçler lafı çok kullanıldığı için Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi kapıda kilit asılı da pencereler yok vesaire. Memleketin her tarafından giriş kolay. Onun için dış güçler, bir de televizyonlarda çok söylüyorlar. Türk'ün Türkiye propagandası yapmayalım. Kardeşim, Türk başındaki meseleyi kendi bilmezse başkasına nasıl anlatacak? İlk vazifemiz kendi milletimize iyi ise iyi, kötü ise kötü bunu öğretmek mecburiyetimiz var. Ama bu alay konusu televizyonlarımızda hala, bunu da çok bilmişlik olarak efendim pozları da öyle zaten anlatıyorlar. Efendim, bunu da bu vesileyle araya koymuş olalım. Efendim, bu görüşler bu korona virüsüyle ilgili açıklamalar hakikaten gelecekte neler bize sunacak, tam bir şeyler, kesin bir şeyler söylemek zor. Ama şu var ki sistemler, efendim devlet yapıları, efendim ve geçiş döneminde çekilen büyük sıkıntılar efendim bizi bekliyor. Ve dünyada 2 kutuplu, 3 kutuplu, 5 kutuplu derken şimdi öyle bir hocalarımız da söyledi, akım var ki her millet önce kendisini kurtarmaya, her devlet önce kendisini toparlamaya mecbur kalacak. Bu demektir ki
zaten sosyolojik manada İskender Hoca'nın kitaplarında da yer aldığı gibi diğer batılı seçkin ilim adamlarının da ortaya koydukları gibi milliyet çağına insanlık giriyor. Bir de bu zaruretleri ona ilave edersek ben de aynı görüşlere katılıyorum. Bundan sonra milliyetçilik milletlerin yegane kurtuluş reçetesi olacaktır. Buna ben inanıyorum veya bunu tahmin ediyorum gelişmeler olarak. Özet çok, olarak bunları ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Bican Hocam, İskender Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli. Sağ olun. Konuları, çok önemli bilgilerinizi tarihe de not düşmüş olduk bu şekilde. Ve bu sohbet de sosyal medyada yerini alacak ve çok sonra da bu dönemin Türk milliyetçilerinin görevlerini en üst düzeyde yapmaya çalıştıklarını ve yaptıklarını görecektir. Netice itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda 20. yüzyılın başında duruma vaziyet eden Türk milliyetçileri yine 1940'larda, 50'lerde, 60'larda, 80'lerde duruma vaziyet eden Türk milliyetçileri yine bu dönemde de özellikle koronadan sonra duruma vaziyet etmek mecburiyetleri vardır. Dolayısıyla bunu da öne çıkartarak camiada veya Türkiye'de bu konunun artık tartışılmaya başlanması da daha yoğunluklu tartışılmaya başlanması da gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bir dahaki ve başka sohbetlerde buluşmak üzere iyi günler diliyorum. İnşallah. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler.